Bir çağrı bir yakarıştır dua. Özellikle musibet zamanlarında gökler ötesine gönderilen bir mektup bir şikayethanedir. Değerli izleyicilerimiz, karantina günlerinde yapmış olduğumuz IVM seminerlerine hoş geldiniz. Cuma günleri bugünden itibaren 4 hafta boyunca Abdülgaffar Dereli hocamız bizlerle birlikte olacaklar. Bu haftaki seminerimizin konusu Ümmet-i Muhammed'i helaka götüren sebepler. Konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu Abdülgaffar Dereli abimize sunuyoruz. Buyurun hocam, mikrofon sizde. Estağfurullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vahdina ve vaffikna ilel hakku ve ila tarikum mustakim. Muhterem kardeşlerim, bugün kaderi ilahi Cuma günü kürsülerde, minberlerde insanlara Cenab-ı Hakk'ın emrettiği Cuma emri olarak yapmamız gereken bir vazifeyi şu anda kendi odalarımızda ve kimseyle görüşmeden online bir vaziyette bir araya gelip paylaşma, dertleşme durumuna geldik. Her hadisenin kendine mahsus bir dili vardır ve bu dilin bir anlamı vardır. Cenab-ı Hak bunlarla bizimle konuşuyor, alışveriş ediyor ve bize bunlarla mesajlar veriyor. Bu mesajları anlamak için aklımızı, kalbimizi, ilmimizi, irfanımızı bu mevzuda seferber etmemiz gerekiyor. Rabbimiz bununla bizlere ne ders veriyor, ne nasihati ediyor, bunları düşünmemiz gerekiyor. Rabbim ibret almayı, ders almayı ve bu derslerden istifade ederek yolumuza devam etmeyi nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de baştan sona baktığımızda eski zamana ait, gelmiş geçmiş peygamber efendilerimize ait hatıralar, menkıbeler anlatılırken onların çoğu peygamber ve cemaatiyle arasında geçen hadiselerde nihayetinde bir yığın felaketler, helaklar bunları bize anlatıyor ve bunlarla bize ders veriyor, ibret almamız için nasihatlerde bulunuyor. Bundan dolayı Kur'an'da adı geçen 25 peygamberi biz biliyoruz. Ama hadislerin ışığı altında baktığımız zaman bazı rivayetlerde 120 bin dolayında peygamberden bahsediliyor. Bazılarında da 220 küsür bin peygamberden bahsediliyor. Bunlar gelmişler, peygamberlik yapmışlar ve yaptıkları peygamberlikle insanlığa ışık tutmuşlar. Ama bu ışık tutarken bir kısmı bunları dinlemiş, bunlardan ibret almış, bunlara itaat etmiş, bir kısmı da karşı gelmiş ve karşı gelenlerin başına da nice musibetler gelmiş. Bunlara biz Kur'an-ı Kerim'deki helakla ilgili ayetler ve konular diyoruz. Peygamberlerin başlarına gelen helak olaylarını saymakla bitmez. Sadece bizim önümüzdeki Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberin neredeyse 10-15 tanesinde bu tür olayları bize anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bu dil ile bize bir şey söylüyor. Kainatı Allah yaratırken bir gaye ile yarattı. Bir vazifesi var bu kainatın. İnsanı yaratırken tesadüfen yaratmadı, rastgele yaratmadı. Bir gayesi vardı ve o gaye ile yaratıldı. Yarattığı vazife kainatı, dünyayı, insanı da başıboş bırakmadı. O gayeyi insanın başına gururcasına tebliğ etti. Ben sizi şunun için yarattım. Gökleri, yeri bunun için yarattım. Geceyle gündüzün devredip durmasını ben şunun için yarattım diyerekten ısrarla bize bazen kendi içimizdeki uyarıcı olan akıllarımızla bizlere irşad etti. Bazen de harici uyarıcı olan peygamberleriyle bizleri irşad etti. Bu yaratılışlar boşuna değil, tesadüfi değil, gayeye uygun olsun diye yaratıldı. Ve Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de
bizlere aydınlattı. İnsanları, cinleri ben ibadet gayesiyle yarattım. Yaratılış gayemiz bu. Allah'ı tanımak, bilmek, ona ait kulluk vazifemizi idrak etmek. İşte bu vazifeyi yaptığımız zaman salih kullar mertebesine ulaşıyoruz ve salih insanlara layık olan, nasip olan muameleyi Allah Teala bizlere nasip ediyor. Ama bu vazifeden uzaklaştığımız zaman, kulluğun farkına varamadığımız zaman, isyan, tuyan bizleri çepeçevre kuşattığı zaman bu defa Cenab-ı Allah önce peygamberlerin diliyle uyarıyor. Sonra hadiselerin diliyle uyarıyor. Bütün bu uyarılardan ders alınmazsa o zaman da musibetler dediğimiz karşımıza helakı netice veren belalar, musibetler başımızdan aşağıya yağıyor. Rabbim böyle musibetlere maruz kalmaktan hepimizi muhafaza buyursun inşallah Teala. Muhakkak her kavmin başına bu tür musibetler gelecek diye bir şey yok. Bazılarına gelmiş, bazıları bunlardan kurtulmuş. Ama bizim ümmeti Muhammed'le ilgili mevzuya gelince Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'le ilgili bazı istisnai durumlar önümüze çıkarmış. Müslim'de geçen fiten bölümünde geçen bir hadisi şerifi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığını görüyoruz. Bunu muhakkak çeşitli vesilelerle dinlemişsinizdir. Efendimiz veda haccındayken Arafat meydanında, Arafat marifet demek. Orada Cenab-ı Hakk'a ait bütün marifetlerin dökülüp geldiği ve müminlerin toplu olarak bütün dünyada tek dua ettikleri en kalabalık mekan Arafat mekanıdır, Arafat meydanıdır. İşte orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor ve o dualarında Efendimizin mahzun olduğunu görüyor sahabe-i kiram. Ya Resulallah seni hüzünleten, hüzünle gark eden nedir? Hüzünlendiren nedir ya Resulallah deyince ben Rabbimden ümmetimi helak etmemesini istedim. Rabbim benim bu duamı kabul buyurdu. Onların helaki kendi aralarında olacak dedi ve günah işledikleri zaman ben onları birbirlerine düşürecek ve vurduracağım. Ben bunun da kalkmasını diledim ama Rabbim bunu kaldırmadı buyuruyor. Başka rivayetlerde toplu helak verme dedim kabul etti. Açlıkla helak verme dedim kabul etti. Ama ben ümmet Muhammed'i fitne ile helak etme ya Rabbi dedim. Allah benim bu duamı kabul etmedi buyuruyor. İşte büyüğümüz bu hadisi şerifi ele alıp anlatırken ümmeti Muhammed'in helakı dışarıdaki hadiselerle olmayacak diyor. Ümmeti Muhammed'in helakı birbirleriyle uğraşmayla olacak. Birbirleriyle uğraşacaklar. Fitne-i fesat olacak. Ve bu fitne-i fesatla insanlar etkisiz hale gelecek ve insanlık büyük şeyler kaybedecek. Bundan dolayı hocamız ağaçların dallarında meyvenin olduğu gibi, yağmurun yağdığı gibi semavi ve kudrete dayalı bir uhuvvet olmayacak buyuruyor. Peki neyle olacak? Emeklerle, gayretlerle, insanların buna inanarak, kendilerine rağmen, akıllarına yatmamasına rağmen, bazı konularda tam istediği gibi olmamasına rağmen ama bizim birliğimiz ve beraberliğimiz başımızdaki musibetlerin def-ü ref'i adına ittifakta olmalıyız, vifakta olmalıyız, uhuvvette olmalıyız demeleriyle ancak birlik beraberlik olacak. Bela ve musibetler de o zaman kalkacak. Ağaçların dallarında meyvelerin olduğu gibi ya da gökten yağmurun yağdığı gibi, rüzgarın estiği gibi değil. Kendine rağmen, kendimize rağmen bu mevzuda uğraşacağız ve bu musibete maruz kalmamaya çalışacağız.
O zaman Cenab-ı Hakk'ın vifakı, Cenab-ı Hakk'ın tevfiki bu vifak üzerine gelecek ve bizleri helaktan koruyacak. Demek ki ümmeti Muhammed'i helaka götüren en önemli amil birbirleriyle uğraşmaları olacak. Bu uğraşmaların arkasından Allah nasıl musibetler verir biz bunu bilmiyoruz. Bazen semavi, bazen arazi, bazen düşmanlarımızla, bazen dostlarımızla çeşit çeşit musibetler başımıza gelir. İşte bunlara karşı Allah'a dönmeli, tevbeye sarılmalı ve birbirimizin hal hatırını sormalı, helallaşmalı, katiyen birbirimizin ayağına çelme takmamalı. Üstad Hazretleri ahir zamandaki birlik ve beraberliğin, sulh-umuminin olması adına Hristiyan ruhani reisleriyle medar-ı münakaşa olan mevzuları bertaraf ederek, bir tarafa bırakaraktan bizi birbirimize yaklaştıran konularda, vahdet konularında, tevhid konularında diyaloğa geçilecek diyor. Biz kalkıp da aynı dini paylaşmadığımız insanlarla dahi tartışma konularıyla muhatap olmamamız tavsiye edilirken kendi kardeşlerimize niçin tartışma konularını ön plana çıkaralım? Niçin kendi kendimizle uğraşalım ki bizim helakımız işte bundan, imtihanımız bundan olacak. Rabbim böyle bir akıbete düşmekten hepimizi muhafaza buyursun. İkinci olarak saygıdeğer kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 117. ayetinde وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا مُسْلِحُونَ buyuruyor. O ayetin maali şu, halkı ıslah edici olduğu halde Rabbin haksızlıkla memleketleri helak edecek değildir buyuruyor. Evet, Cenab-ı Hak içerisinde mürşitlerin bulunduğu, mübellilerin bulunduğu, hakkı anlatanların bulunduğu kavimleri kalkıp da zulm olsun diye onlara başlarına bela ve musibet yağdırmayacak. Onun için muslihlerin durumu çok önemli. Hakkı temsil edenlerin durumu çok önemli. Nasihat edenlerin durumu çok önemli. Acaba tebliğ ve irşat vazifesiyle muvassaf olan arkadaşlarımız, yani bizler, ben, sen ve buradaki bulunan bütün kardeşlerimiz, Risale-i Nur cemaati dediğimiz bu cemaat, şu hizmet erbabı dediğimiz bu cemaat, muslih cemaati değil miyiz? İnsanlığın ıslahı adına fenalıklardan korunması, güzelliklerle donanması adına ömür boyu bunu kendimize gaye edinmiyor muyuz? İşte bu manada Allah tutup da insanların içerisinde nasihat için uğraşan insanlar bulunurken zulm olsun diye Allah insanları helak etmez buyuruyor. O zaman bize ümmeti Muhammed'e gelen bu ayeti kerimede demek ki başımıza gelebilecek olan musibetler, saygıdeğer kardeşlerim, tebliğ ve irşat, nasihat, emri bil maruf, nehi anil münker vazifelerinin ihmalinden dolayı olacak. Ümmeti Muhammed'in en büyük sıkıntılarından biri de bu. Herkes durumuna göre, en yakın daireden başlamak üzere, çocuklarımızla, eşimizle, anne babamızla, komşularımızla, yakın akrabalarımızla, uzak akrabalarımızla oturup birbirlerimize nasihat etmemiz lazım. Nasihat etmemiz lazım. Bu mevzunun izahı sadedinde büyüğümüzün İrşat Ekseni kitabında şöyle bir konuya rastladım. Bunu da beraber paylaşmayı arz ediyorum. Tarihi hadiselerle tebliğ ve helak diye bir başlık var İrşat Ekseni kitabında ve orada şöyle buyuruyor. İnanan toplumların garantisi olan iki ana umde vardır. Bunların olmaması iki sınıf toplumun helakını ve değişmeyen akıbetlerini belirler. İster meseleyi müsbet yönüyle ele alalım, ister ona menfi yönüyle yaklaşalım, aynı neticeye varılır.
Bir toplum içinde emri bil maruf nehi anil münker bil fiil yapılıyorsa Allah Celle Celaluhu o cemaat ve cemiyeti helak etmez diyor. Evet, tekrar ediyorum bu cümleyi. Bir toplum içinde emri bil maruf nehi anil münker bil fiil yapılıyorsa Allah Celle Celaluhu o cemaat ve o cemiyeti helak etmez. Ve devam ediyor. Ve yine bir cemaatin içinde az dahi olsa bu kutsi vazifeyi yerine getiren varsa ve bunlar mağlup olma durumunda da değillerse yine Allah Celle Celaluhu o topluluğu helak etmez. Yani nasihat erbabı olan insanlar kalkar da artık bu işin sonu geldi. Artık bu davanın gidecek yeri yok. Demek ki bu iş buraya kadarmış deyip de mağlubiyetlerini ilan ederlerse, kalkar da bizden bu kadardı, artık yapacak bir şey kalmadı, bundan sonrası Allah'a kaldı deyip de emri bil maruf ve nehi anil münker vazifelerini kalkar da bittiğini veyahut da en azından etkisiz kaldığını inanmaya başlar da ümitlerini yitirir. İşte o zaman o topluma felaket, helaket, helak gelir. Allah muhafaza buyursun. Kıymetli abiler, ablalar, kıymetli arkadaşlar, bu mevzuyu ele alıp da hocamız bunu anlatırken Nuh Aleyhisselam'ın hadisesini naklediyor. Bunun örneği olarak Nuh Aleyhisselam'ın olayını anlatıyor. İşte Nuh Aleyhisselam'ın olayı da şu. Bu putperestlerden önce Nuh kavmi de kulumuzu yalanlayarak delidir demişlerdi. Nuh Aleyhisselam'ı yalanladılar, deli dediler. Ne demek bu? Muslihlere, nasihatçilere iftirada bulundular. Yakıştırmalarda bulundular. Tabi onlara göre Nuh Aleyhisselam'ın deli olması gayet normal. Çünkü herkes anormal. Herkesin anormal olduğu bir yerde nasihatçının normal kabul edilmesi düşünülebilir mi? Elbette onlar deli diyecekler. Zaten onların deli demesi Nuh Aleyhisselam'ın davasına ne kadar sadık olduğunu gösterir. Ve kıymetli kardeşlerim, ayet devam ediyor. Deli demişlerdi ve onun yolunu kesmişlerdi. Artık nasihat yapamaz hale geldi. Sözleri tesir etmiyordu. İnsanlara bir şey diyeceği zaman sözünü kesiyorlardı, önünü tıkıyorlardı. O da dedi ki, ya Rabbi ben mağlup düştüm, bana yardım et diye Rabbine yalvarmıştı. Nuh Aleyhisselam da dedi ki, Allah'ım artık vazifemi yapamıyorum. İnsanlara söyleyeceğim sözler gitmiyor, ulaşmıyor. Menfi propagandalarla, yaptıkları dezenformasyonla benim nasihatlarımı insanlara ulaştırmıyorlar Allah'ım. Ben mağlup oldum Allah'ım, yapacak bir şeyim kalmadı Allah'ım dedi. Ve bunun üzerine Cenab-ı Hak diyor ki, biz de bunun üzerine gök kapılarını ve gök kapılarını boşanan sulara açtık. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık derken her iki su takdir edilen bir ölçüye göre buluştu. Onun tahtından yapılmış, mıhla çakılmış bir gemiye bindirdik ve kavmi tarafından inkar edilmiş olan Nuh'a mükafat olarak verdiğimiz gemi bizim gözetimimizde yüzüyordu diyor ve devam ediyor. Saygıdeğer kardeşlerim, hocamız bu ayeti kerimeyi önümüze koyaraktan diyor ki, muslihler eğer ümitlerini kaybettilerse, eğer mağlup olduklarını ilan ettilerse, o zaman ümmeti Muhammed'in başına da bu tür musibetlerin gelmesi mukadderdir diyor. Allah muhafaza buyursun hepimizi inşallah Teala. Bir ayetin mealiyle hocamız burada 4-5 peygamberin aleyhissalatü vesselam hayatlarındaki bu noktaları ele alıp bu kitapta anlatıyor. Ama ben bu kadarlıkla bu ayetin açıklamasına nokta koyuyorum. Sonra da Enfal suresindeki
Ümmet-i Muhammed'in durumuyla ilgili, helak durumuyla ilgili mevzuya geçiyorum. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Bu ayette de Enfal suresi 33. ayet, sen onların aralarında bulunduğun müddetçe Allah onları azaba uğratmaz diyor. Peygamberler cemaatinin içerisindeyken Allah o peygamberiyle beraber o cemaati azaba maruz bırakmaz, helake maruz bırakmaz. Ve devam ediyor, وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Bir de onlar hatalarını anlarda istiğfar ederlerse Allah bu takdirde de yine onları azaptan kurtarır, onları azaba maruz bırakmaz. İki aşamalı önümüze bir helaktan kurtuluş yolu gösteriyor. Birincisi, peygamber aralığımızdayken Allah bizi helak etmez. İkincisi, hatalarını anlayıp hatalarına tövbe ve istiğfar ettiği müddetçe Allah o ümmeti helak etmez diyor. Tabii ister istemez şu soru akla geliyor. O zaman peygamberler aramızdan ayrılalı, büyüğümüzün ifadesiyle ruhlarının ufkuna yürüyeli bunca zaman oldu. Peki biz nasıl peygamberlerle beraber olacağız? İşte bunun izahı sadedinde peygamberlerin sünnetleri kulların, ümmetlerin hayatlarına hakim olduğu müddetçe peygamber onlarla beraberdir demektir. Eğer peygamberlerin sünnetleri, onların yolları insanların arasından ayrılıp gittiyse, çekip gittiyse, o zaman onlar peygamberi terk ettiği için peygamberin ruhu da onları terk eder ve böylece helake maruz kalırlar. Allah muhafaza buyursun. Büyüğümüz bu ayetin izahı sadedinde de şu açıklamayı yapıyor. Peygamberlerin en büyük sünneti onların tebliğ ve irşadıdır. Eğer ümmeti Muhammed tebliğ ve irşat vazifesini ihmal ederlerse, yerine getirmezlerse, o zaman peygamber o cemaatin içinden ayrılmış, çıkmıştır diyor. Onu da bu ayetteki bu izahı da hocamız tebliğ ve irşada bağlıyor. Saygıdeğer kardeşlerim, mektubatta geçen Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh anlatmış olduğu Buhari'de ki Müslim'de, Buhari'de, İbn-i Hibban'da geçen bir vakayı görüyoruz. Sahabe-i kiram Hudeybiye'ye gelmişler. Hudeybiye malumunuz olduğu üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatini arkasına alıp umre yaptırmak üzere ta Mekke'ye 25 kilometre mesafeye kadar getirip o civarda konaklamak zorunda kaldığı bir yerdi. Etrafta yiyecek içecek ve su gibi şeyler çok kısıtlıydı ve böyle bir yerde iki aya yakın geçen bir zaman dilimi burada uzun sıkıntılar yaşanmıştı. İşte o sıkıntılarından birindeydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alıyordu. Elinde su ibriği vardı ve bu ibrikle abdest alırken sahabe-i kiram peygamberimize doğru heyecanla geldiler ve peygamberimiz onların gelişinden onların bir şeyi söylemek istediklerini anladı. Ne var dedi. Dedi sahabe-i kiramdan birisi, ya Resulallah helak olduk dedi. Mahvolduk ya Resulallah dedi. Ve Efendimiz buyurdu, ben sizin aranızda bulunduğum müddetçe Allah sizi helak edecek değildir. Siz bana meseleyi söyleyin. Nedir meseleniz? Dedi ki, ya Resulallah şu anda burada bulunan insanların kullanabileceği, içebileceği şu sizin
abdest aldığınız ibrikteki sudan başka su kalmadı. Eğer bu da biterse artık biz helak olduk. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Dedi ki gelin buraya dedi. Ve elindeki suyu elinin üzerine koydu ibriğin ve dua etti. Sonra da buyurdu ki Bismillah deyin, alın bu suyu kullanın buyurdu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam parmaklarını o suyun içerisinden çıkardı. Parmakların içerisinden sular akmaya başladı. Suyun içinden kaynamaya başladı. Su bereketlenmeye başladı. Ve oradaki insanlar gelip bu sudan içmeye, kullanmaya başladılar. Öyle bir noktaya geldiler ki Cabir bin Abdullah diyor ki o gün biz diyor 1500 insandık diyor. Yani 1500 kişiydik ve o 1500 kişi bu ibrik sudan aldık, abdest aldık. Kırbalarımızı doldurduk. Kimimiz banyolarını yaptı ve hepimize bu su yetti arttı diyor. Ve işte bu olay içerisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben aranızda olduğum müddetçe Allah sizi helak edecek değildir. Saygıdeğer kardeşlerim, mevzuyu belki enine boyuna uzun boylu oturup konuşmamız lazım. Neden ben bu mevzuyu bugün sizlerle paylaşmayı arzu ettim? Benim boyumun veyahut da kalıbımın harcı değil bu mevzu. Ama içime gelen bazı şeyleri paylaşayım istedim. Şu anda üzerimizde yüzüp gezen musibetler var. Göz göre göre bazı zulümler, bazı sıkıntılar var. Ve bu sıkıntılar devam ederken Cenab-ı Hak adeta diğer kavimlere gönderdiği gibi bir musibeti üzerimize gönderdi. Ve Zeynep validemizin anlatmış olduğu bir hadisi şerifte ya Resulallah bir kavme helak gelirken o kavmin içerisinde salih insanlar da var. Yine helak gelir mi? Evet. Helak yine gelir. Ama ahirette herkes durumuna göre, ahirette niyetine göre muamele görür. Gelen musibet hepimize geliyor. Adeta dağların başında sisin üzerimize bir bulut gelir gibi gelip de kuşattığı gibi bu musibetler geliyor ve bizi kuşatıyor. Cenab-ı Hakk'ın iradesi dışında bir yaprağın dahi kıpırdamadığını nazarı itibare alırsak, acaba bu musibetler Cenab-ı Hakk'ın dışında tesadüfen başımıza gelen musibetler midir? Hayır, haşa ve kella. Allah hadiselerin diliyle bizlerle konuşuyor. Bizlere ders veriyor. Vahiy devam ediyor. İlham devam ediyor. Ama Kur'an vahiyesi değil. Hadiselerin diliyle vahiy. Bal arısını sürekli vahiy ile besleyen Allah, örümceği sürekli vahiy ile besleyen Allah, bizleri de bu hadiselerle nasihat ediyor, uyarıyor ve yaratılış gayesinin neresindesiniz demek suretiyle bizleri bir çizgiye davet ediyor. Bu tedbir almayalım manasında değil. Elbette bütün tıbbi tedbirleri alalım ama bunların bize yaptığı dersten de gafil olmayalım. Bunların da hikmetlerini araştıralım. Mevlam bizi bir yere çekiyor. Ders alalım diye, ibret alalım diye. Hadiseler bizi bir şeye davet ediyor. İnsan olduğumuzu, kul olduğumuzu, aciz olduğumuzu, güçsüz olduğumuzu, o eski kavimlerin kalkıp da küstahçasına bize bir şey zarar vermez. Biz bunca zenginiz, bunca kalelerimiz var. Kalelere çıkar kurtuluruz. Dağların başına çıkar kurtuluruz. Mesabesinde olan o açıklamalarına yakın günümüzde bize bir şey olmaz diyen insanların aynı akıbetlere maruz kalacaklarını görüyoruz. Bugün hemen haberlerde gördüm. Koskoca İngiltere'nin veliahtı bu virüse yakalanıyor
Ve arkadan şimdi başbakanı da yakalanıyor. Bütün dünyanın avuçlarının içinde olduğunu iddia eden insanlara bir mikrop gelip bütün karantinaları aşaraktan ona ulaşıyor ve bir ders veriyor. Hepimize bir ders veriyor. Bundan dolayı saygıdeğer kardeşlerim, bu mevzuda ümmeti Muhammed'in bu helaktan kurtulmasının 3 reçetesi var. Bir, en önemlisi Allah Resulü'nün sünnetlerine harfiyen riayet. Tıbbi olanları zaten biliyorsunuz. Onları benim dememe gerek yok. İki, birbirlerimizle olan münakaşaları, tartışmaları, kalp kırıklarını derhal helallaşıp birbirimize karşı haklarımızı helal edip ve dua etmek. İki, üçüncüsü, saygıdeğer kardeşlerim, herkes ala kaderil imkan, ala kaderil imkan, kim nereye gücü yetiyorsa birbirlerimize hak ve hakikat adına nasihat edelim. İhmal etmeyelim. Kalkıp bunu sadece belli insanların yapacağı bir vazife olarak görmeyelim. Elimizdeki imkan kadar. Eğer bir baba isek çocuklarımızla günlük sohbetimizi ihmal etmeyelim. Çocuklarımızla sohbetimizi ihmal etmeyelim. Cemaatle namazlarımızı ihmal etmeyelim. Biz bunu yaptığımız zaman musibetler kalkacaktır. Bir de günahlarımıza karşı tövbe istiğfar etmemiz gerekiyor. Hatalarımıza tövbe istiğfar etmemiz gerekiyor. Vaktimin dolduğunun farkındayım. Konu çok geniş. Bunu kalkıp da yarım saate sığdırmak mümkün olmadığını biliyorum. Ama bir iki dakikanızı israf etmiş olacağım. Bu tür musibetler ve belalar geldiği zaman aramızda hemen şunu söylüyoruz. Gördün mü? İnsanların işlediği günahların yüzünden Allah musibetler gönderdi. Güzel kardeşlerim, bu musibetlerin sebebi en başta benim ve sonra da müminim diyen hepimiziz. Başkalarında musibete sebep olacak günah aramayalım. Kendimizi arayalım. Tevbe yapmadığımız nice günahlarımız var. Eksiklerimiz dolu ibadetlerimiz var. Ayıplarımız var, kusurlarımız var. İnsanların arasında muttaki gibi görünüyoruz. Ama kendi başımıza kaldığımız zaman yapmadığımız kepazelik kalmıyor. Gıybet kalmıyor. Her çeşit hatanın içine düşüyoruz. Ve bu günahlar toparlanıyor. Bana demeyin hocam, başkaları daha fazla günah işliyor. Bir gün Avustralya'daydım. Büyük bir kıtlık ve kuraklık vardı. Yağmur yağmıyordu. Ve orada toplandık. Bir ağacın altında, bir okulumuzun bahçesinde. Orada bu mevzu gündeme gelmişti. Arkadaşımızın birisi, hocam dedi, bu beldelerde Allah'a çok isyan ediliyor. Çok günah işleniyor. Bundan dolayı Allah buraya olan rahmetini kesiyor, yağmur yağmıyor dedi. Orada İbrahim Kocabıyık hocamız vardı. Allah neredeyse ilmi irfanına feyiz ve bereket nasip eylesin, yaşantısına ihlas ve istikamet nasip eylesin, dinleyenlere de istifade etmeyi lütfeylesin inşallah. Dedi ki, yanlış bir açıklama dedi. Allah kalkıp da dedi, insanların yaptığı günahlardan dolayı o beldeye musibet göndermez. Ama nasihatçıların, sohbetçilerin, müminlerin, mümin kendini iddia edenlerin, insanlık için ümit olduğunu iddia edenlerin günahlarının yüzünden dedi Allah musibet gönderir. Bizim suçumuz, bizden dolayı. Onun için bu hadiseler bize kendimize gelmemiz için, tevbe istiğfar için bir uyarı, bir ikaz. Rabbim ders almayı nasip eylesin inşallah teala. Saygıdeğer kardeşlerim,
Burada nokta koyuyorum izaha. İki mevzum var. Bunlardan birincisi, dün akşam sizler gibi saygıdeğer abi ve ablalarla bir araya gelmiştik. Yani abi abla derken dinleyenlerin içerisinde ailecek dinleyince ablalar da dinlemiş oluyorlar. Konuşurken arkadaşlarımız bir mevzuya temas ettiler. Dediler hocam şu anda hapishane içerisinde bulunup da çok zor durumda olan kardeşlerimizin kurtulması için iyi bir fırsat doğdu, iyi bir ümit oldu. Şu anda bir kanun teklifi hazırlanıyor, tasarı halinde. Fakat bu mevzuda yapılan bu bazı imza kampanyaları çok etkili oluyor. Şu anda henüz daha tasarı netleşmedi. 60 bin civarında bir imza olmuş. Bu mevzuda arkadaşlarımız biraz daha yüklenseler, bu 100 bini aşmış olsa çok daha büyük bir tesiri olacak. Belki de çoğu kardeşlerimizi içeriden çıkarmasına vesile olacak bir tasarı diye bahsettiler. Bunu rica etsek mailleriyle, ben bunun detayını bilmiyorum. Aranızda bunu bilen teknik bilgiye sahip arkadaşlarımız açıklarlar. Ama ben bunu sadece duyurma adına, tebliğ adına söylüyorum. Bildiğim kadarıyla yapmaya gayret ettim. Siz de çevrenizdeki aile efradınız, akrabalarınızla bu mevzuda bir destek olunursa belki bir tesiri olur ve bir kişiyi daha çocuğuna kavuşturabilirsek, ailesine, yuvasına kavuşturabilirsek bizim için ahirette belki bir kurtuluş sebebi olur diye düşünüyorum. Rabbim inşallah bizleri bu mevzuda gayretkeş eylesin, muvaffak eylesin. İkinci bir mevzu da maalesef bu musibet geldiği zaman ayrım yapmıyor, herkese geliyor. Sadece belli grupları, belli günahları, belli kişileri hedef almıyor. En salih insanı da hedef alıyor. Bundan dolayı aramızda bu hastalığa maruz kalmış kardeşlerimiz var. Hastahanelerde şu anda bayağı zor durumda olan arkadaşlarımız var. Fransa'da olan arkadaşlarımız da var. Ve bunların halleri de hakikaten duaya ihtiyaç halinde olduğunu görüyoruz. Hep beraber bu sohbeti bir dua ile tamamlamayı arzu ediyoruz. İnşallah bütün musibetlere karşı, bütün belalara karşı Rabbim bizlere şifa nasip eylesin. Bir de fiili olarak yapılan duaların yanında kavli olarak amin diyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmaîn. İlahi ya Rabbel Alemin, bizler senin azat kabul etmez kulların, sense bizim Rabbi Rahim, Rabbi Kerim'sin ya Rabbi. Bizler senden başka Rab bilmiyor ve senden başka yaratıcı bilmiyor, senden başka dualara cevap verecek tanımıyor ve bütün derdimizi sana açıyoruz, senin huzuruna geliyoruz. Ya Rab, bizlere samimi kulluğa muvaffak eyle ya Rabbi, bizi kul kabul eyle ya Rabbi. Efendimiz'e ümmet kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, adeta helak olmuş kavimlerin başları üzerinde dolaşan o gazap bulutlarının dolaştığı gibi üzerimizde de mahallelerimizin arasında da bir sis gibi, bir hayalet gibi mikroorganizmalar dolaşıp duruyor ya Rabbel Alemin. Kime çarpacağı, kimi vuracağı, kimi devireceği belli değil ya Rabbel Alemin. Ve şu anda buna karşı bütün insanlık aczini itiraf etti ve aciz kaldığını ilan etti ya Rabbel Alemin. Ya Rab, şu vazifeli olan mikropları, organizmaları ya Rabbel Alemin tez zamanda vazifelerini tamam erdir ya Rabbi. Tez zamanda bunların üzerimizde yapacağı icraatlarını tamam eyle de bizi bunlardan kurtar ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu anda bu mikroorganizmalara maruz kalmış kardeşlerimize önce sabır ver ya Rabbi, sonra da ya Rabbi acil şifalar nasip eyle ya Rabbi. Aile efradına sabır ver ya Rabbi. Kullandıkları ilaçlarına şafi ismin, senin ismin ya Rabbi, tez zamanda şifaya beyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, senin adını cihana yaymak için
evlerini, yurtlarını, hanelerini, aile efradlarını terk etmiş, dünyanın dört bir tarafında dolaşan şu baki davanın, ilahi kelimetullah davasının kara sevdalılarına görünür görünmez, bilinir bilinmez semavi arızı her çeşit beladan, musibetten, hasetten, mikroptan muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi birbirimize sevdir ya Rabbi. Hasta olup inleyenlere şifalar nasip eyle ya Rabbi. Ağrısı olup da geçmeyenlere sabırlar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, çoluğumuza, çocuğumuza, bizleri örnek birer anne baba eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, altından kalkamayacağımız imtihanlarla bizleri perişan etme ya Rabbi. Ya Rab, bize emanet olarak vermiş olduğun İslam'ı hizmet mevzuunu hakkıyla yerine getirmeye bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bütün darda kalanlara sen yardım eyle ya Rabbi. Bütün mahkumlara, mahpuslara sen kurtuluş yolları nasip eyle ya Rabbi. İnsanlardan beklediğimiz hiçbir duamıza onlardan cevap gelmedi. Dualar bir tek sana kaldı ya Rabbi. Sen bizleri ancak kurtarırsın. Mağdurları sen kurtarırsın. Mazlumları sen kurtarırsın. Meccanen bizleri yarattın. Meccanen rızıklandırdın. Meccanen yaşatıyorsun. Meccanen şu sıkıntılardan da bizleri kurtar ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam senden neleri arzu etti, dua ettiyse bize de onların hepsini nasip eyle. Efendimiz nelerden sakındıysa bizi de o sakınılan şeylerin tamamından muhafaza eyle ya Rabbi. Razı olduğun kullar zümresine bizleri ilhak eyle ya Rabbi. Eksiğimizi, noksanımızı tamam eyle ya Rabbi. Riya ile yapılanları ihlasla yapılmış gibi kabul eyle ya Rabbi. Ve bizleri sırat-ı müstakimde daim eyle ya Rabbi. Amin, amin ya mu'in. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.